Altı kapalı kovanı işte böyle yeşil yeşil olduğu için, kökenli için yeni bir kovana aktarıyoruz şöyle. Polen tuzaklı bir kovana. Balı da güzelmiş hayvanın. Anne de orada geziyor. Üç tane çıtası yavrulu. Kapatmış hatta şöyle iki tanesini. Ve bir tane erkek çerçevesi girdik artık. Bu hayvanı başka türlü durduramayız. Bunu erkek çerçevesi olarak girdik. Adam propolisten dağ yapmış ya oraya. Duvar çıta. Yemliğin altının durumu da bu. Girişleri propolistenmiş. Erkek gözü gene yapmış. Aktarıyoruz. Erkek gözü yapmış mı? Şunu ne de çevirmiş işte. Evet, biz erkek çıtası vermesek erkek gözünü yapıyor. O anda bu çok da aşırı küflenmemiş ama şeyler küflenmiş. He, çıtaların altları küflenmiş. Sakin bir yara. Çok güçlü bir yara değil. Onda ne varmış? Oraya erkek atıp bakayım. Evet. Güzel kapalısı varmış bunda. Şurası da küstük kestik. Tamam, burada rahat bir nefes alırlar. Polen gelmiş. Polenler hep geliyor zaten, bugün de geldi. Bu kaçıncı çıtasında yavru var? 3, 4. çıtasında yavru var. Hı? Şurada fındık var, belki de ben dikkat etmedim. 4. çıtasında yavru var. Zaten beslemeye başladık mecburen. Çok hafifleşmiş zaten. Bir ara ağırdı bu hayvan. Yavruya geçince çabuk hafifliyor. Orada ne var? Kapalı hayvanlık. Kapalı, sökmüş hatta ortalardan. Tekrar günlük atmış oraya da. Annemiz de burada. Bakalım. Üstü süperdi. Polenlerin yanından geçiyor. Boyası silinmiş. Evet. Kapalısı da güzel. Ama bunlar patladığı zaman bu coşacak artık. Bu da ikincisi mi? Hmm, bakın. İkinci yavrulu. Şey, küf var altta. Evet, o kısmı da alalım.